Kaptanın Seyri Sefası. Arkadaşlar yepyeni bir perşembe ve yepyeni bir kaptanın seri sefası. Bu sefer neredeyim? Bambaşka bir yerdeyim. Kandayım. Evet Erçan. Efendim abicim. Vlog'uma hoş geldin. Vlog'u hoş bulduk da. O da inanılmaz. Neredeyiz? Martinez Otel Kandayız. He. Film festivaline geldik. Film festivaline mi geldik? He. Buraya niye geldik? Aslında arkadaki tabelanın çok daha doğrusu reklamın çok dışında bir şekilde geldik. Biz buraya Erçan'la dörtlü koltukta tanırsınız. Erçan'la üniversite hayalimiz olan Formula 1 izlemeye geldik ama... Öyle miydi? Film festivaline gelmedik. Fransa film festivaline denk geldik. Evet, yarın son günüymüş. Yarın son günü. Bugün işte yakalayabilirsek Elton John'un filmi var, Rocketman. Evet. Ona bir hep bakacağız şimdi. Yakalabilsek Rocketman'e gireceğiz. Giremezsek ne bulursak. Ne bulur? Kesin gireceğiz mi? Girelim abi gelmişken. Bence en kötü 5 dakika girer çıkarız. Görünürüm, görmüş oluruz. Havasını almış oluruz. Sonra yarın ne yapacağız? Yarın Formula 1. Sıralama turları var yarın. Vay be. Sabah 9'dan, yok 9'da gitmeyiz. Kahvaltı yeder, 1 gibi gideriz. Süper. Zaten 3'te şey var. Sıralama turu başlıyor. Ona yetişmemiz aynen lazım. Öğlen bir drinklerimizi alırız. Tabii öğlen drinkler önemli. Hadi gidelim. Ama geldik yine neyle karşılaştık? Cannes Film Festivali'yle. Ben şimdi burada video çekiyorum. Erçan da oradaki gösterileri çekiyor. Sürekli bir yerlerde gösteri var. Cumartesi, pazar. Son iki gün burada. Pardon, bugün cuma, yarın cumartesi. Son iki gün burada film festivali için. Yarın da iki gün Cannes'da, daha doğrusu Cannes'dan Monaco'ya geçeceğiz. Monaco'da Formula 1. Formula 1'in efsane yarışı olarak adlandırılan Monaco yarışına gideceğiz. Tepki hepsi Kaptanın Seri Sefası kanalında olacak. Biz biraz dinlendik. Şu anda Cannes'ın en güzel manzarasının olduğu yerlerden birindeyiz. Ritz-Carlton Oteli var. Onun önünde oturduk biraz. Şimdi biraz şehri gezeceğiz. Şurada uzakta göreceğiniz, tam şuralarda bir yerde olması lazım. Film Festivali'nin yapıldığı Kırmızı Alan'ın serileceği yer. Bakalım orada belki birkaç tane ünlüyle denk geliriz. Şu gördüğünüz tel örgüler fakirle zengini ayıran kısım. Biz fakir tarafında kaldık. Orası Cannes Film Festivali'ne bileti olanlar. O biraz önce çektiğim yerde de bir tane davetiye cennetliktir falan tarzında böyle davetiye isteyenlerin ne derler pankartları falan vardı. Tabii onun dışında da anladığımız kadarıyla aile evliliğine karşı olanlar vardı. Ama çoğu orada ellerinde pankart olanlar buraya gelenlerden davetiye istiyordu. İşte biz burada halk tarafında kaldık. Davetiyesi olanlar zaten tiplerden belli. Davetiyesi olanlar şimdi Cannes Film Festivali'nin herhalde bugün açılışı olacak. Konuya da çok hakim olmadığımız için ne yazık ki kusura bakmayın bu konuda. Tam olarak bugün ne olduğunu bilmiyoruz. Öğrenirsek kesin anlatacağım onu. Söz anlatacağım. O yüzden devam ediyoruz.
Caddesi'nde gösterdiğim binanın önüne geldik. Az önce de zaten girişi göstermiştik. Ben buraya birkaç sene önce tekrar gelmiştim tatile. Şu binanın Cannes Film Festivali'nin çekildiği, daha doğrusu yapıldığı yer olduğunu görünce büyük hayal kırıklığına uğramışım. Neden? Ben geldiğimde elektrik fuarı vardı çünkü. Yani elektrik fuarı da burada oluyor, Cannes Film Festivali de oluyor. Herkesin boynunda ipler var asılı. Hepsi herkesin görevi var. Biz işte halk, herhangi bir yetkimiz şeyimiz olmadığı için içeri de giremiyoruz. Cannes Film Festivali yetkililerine sesleniyorum seneye. Lütfen iki tane davetiye gönderin. Gelelim biz de izleyelim. Yani kaç yılda bir denk geldi. Nuri Bilge Ceylan buraya film getiriyormuş. Bir Türk filmi yok sanırım. Bildiğim kadarıyla şöyle bir göz attık listeye. Türk filmi yok. Şansımıza. Bakalım Kırmızı Halı'ya yaklaşabilecek miyiz? Orada neler bekliyor bizi? Müzik var. Bakalım gidelim. Kırmızı Halı etkinliği daha devam ediyor. Ünlüler geliyor. Uluslararası bir etkinlik olarak zannediyorduk biz. Ama bayağı lokal gibi takılıyorlar. Anonsların hepsi Fransızca. Fransızca bilmiyorsanız Fransızların standart kendi böyle burnu büyüklükleri de diyebilirim. Her şey Fransızca, anlamıyoruz o yüzden kim geldi kim gitti. Ancak isimler falan tanıdık geldikçe ha o zaman işte şu gelmiş bu gelmiş falan gibi yapabiliyoruz. Hangi ekibi Erçan Erol? It Must Be Heaven. Evet. Elia Süleyman'ın filmi. Kimin? Elia Süleyman. Kim o? Yönetmen. Eliza'da yapmış işte. Anladım. Kaç tane ödül adaylı var? 4 adaylı varmış. Yani orada bütün ekibin gelmesiyle ondan sonra yürüyüşe geçti. Şimdi bak yukarıda fotoğraf çektiler. Evet hemen çekelim onları da. Film ekibi girdikten sonra Kırmızı Halı bitti. Herkes dağılıyor. Biz de böyle Erçan'la. Ne yapacağız şimdi? Abi bilmiyorum ki. Şeye mi? Bakalım insanlar nereye yürüyorlar? Tabii yol kapalıydı. Belki oraya bir gezeriz. Aynen. Şöyle bu yol az önce işte bak, zenginle fakirin ayrıldığını. Herkes şık şık giymiş abi. Şıkır şıkır tişörtlere geldik. Abi evet ya biz böyle bayağı tişört. Ha. Hele girenler, zaten herkes smokindi. Aynen. Biz böyle bayağı... Mesela güzel tuvaletleriyle girmiştik. Aynen. Bu arada arkada da festivalden ve daha önceki festivallerden fotoğraflar. Ama seninki. Elia Süleymani adamı gösterdi de gösterdi. İyi ki bir 4 ödül aday ya. 15 dakika adamı övdüler. Evet. Allah bir de... Ölmedi oğlum. O iki mi? Ama işte Fransızca'yı anlamadım. Belki de ölmedi yani. Ölüyor. Belki gömmüş de olabilir. Yani. Ekibini bekledi. Tek tek oyuncular geldi. Yaşlı şunlar. Filistinli galiba bu adam. Bir bakacağım ben. Şimdi biz bu Yasmin Handan'ı şeye bence. Blacklist'teki İsrail Mossad. Mossad. Göster hangisini? Burada yok. Burada yok. İsrailli Mossad ajanına benzetti. Blacklist'i izleyenler bilir. Bu kadar ödül törenini falan izledin kapıda. Ünlüleri gördün. Sence 3 puanı kim yapar? 3 puan yok muydu? 3 puan her zaman Beşiktaş'ın. Evet. Kim alır sence ödülleri? Abi bence... Bilge Ceylan abi. Kan deyince yok tabi. Akacak kan damarda. Ha, abi kim alır? Şey alabilir. Tarantino'nun filmi alabilir. Evet. Ondan sonra %90'da olacak. Bir de şey var. Elton John'un filmi var. Elton John hayatını anlatıyordu. Rocketman. Senin Elton John mu? Elton John değil. Elton değil. Elton olduğunu bilmiyorum. Elton'un olduğunu bilsem sana buna iğrenç bir cevapla cevap veririm. Elton galiba karının... Yok, karının kız... Yok.
Yani kadının kocasının kız kardeşi. Yani kadının kocası ne? Mesela benim ablam eşimin şey olacak. Senin ablan eltisi olacak galiba. Eşinin kardeşinin eşinin kız kardeşiyle elti oluyorlar. Heh, onlar elti oluyor. Ama elti kıza mı deniyorlar? Erkeğe olmuyor, kız mı? Kesafet. Elti'nin John'dan da buraya gelmemiz gerçekten. Zaten şu anda kimse izlemiyor, sizin söyleyebiliriz. Bu arada şey neydi? Vintage. Antika şey. Antika. Pazarına geldik. Erçan tabii ki her zaman gibi alışverişe doymuyor ve bir şeyler almaya çalışıyor. Ben de öyle video çekiyordum. Şimdi böyle sandalye bulduk sahilde. Oturalım dedik. Şansımıza burada büyük ihtimalle film gösterimi olacak. Sandalyeleri diziyorlar. Akşam için hazırlık yapıyorlar. Çok güzel. Bence de çok güzel ya. Vallahi keyifli ortam. Gençleri de güzel. Onları çektim zaten. Bir daha şöyle. Aynen yani güzel bir ortam var. İnşallah akşamki film ama Fransızca olmaz. Altyazı olur abi. Uluslararası Festival olur. Uluslararası Festival'de girişte kimsenin ismini İngilizce söylemesin. Yani sonuçta Fransız abi. Yani inşallah o yüzden biz İngilizce belki Rambo'yu falan. Sen ilk kanı anlamışsın ama. İlk kanı anladım, İngilizce bir sitede gördüm çünkü. Bekliyoruz. Yeni filmi geliyormuş bu arada. 5. Lansmanı yaptılar. 5. Yakında vizyonda. Nerede acaba? Afganistan'da. Yok. Ha, İran da olur. Şimdi bunlar İran'a gidecek ya. Ha, olur. İran bir an yazılı olur. Sigara sağlığa zararlı değil mi? Sigara zararlı mı? Değil. Değil değil mi? Ben içmiyorum. Hello televole. Evet, film izleyeceğiz dedik ama gerçekten yorulduk. Sabah çok erken kalktık uçaktan dolayı. Biraz da soğuktu, üşüdük. O yüzden buraya geldik. Film festivali ile ilgili göstereceklerimiz bu kadar. Çünkü yarın Formula 1'e gideceğiz. Orada çok daha güzel görüntüler olacağını ümit ediyoruz. Şimdilik Kaptan'ın Seri Sefası'ndan bu kadar. Havacılıkla kalın, takipte kalın. Görüşmek üzere.